cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerinde olsun. Merhume Münevver Hanım Efendi'nin ruhu için, bir cümle geçmişlerimizin, göçmüşlerimizin ervanları için, Allah rızası için. El-Fatiha! Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina ve Murşidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ve ehli beytihi ve aleyhim ecma'in. Emma ba'd. Aziz ve kıymetli müminler, Allah Teala öncelikle aramızdan ayrılarak rahmeti rahmana kavuşmuş olan merhume Münevver hanımefendi validemize gani gani rahmet eylesin. Şefkatiyle, merhametiyle kendisine muamele eylesin. Çıkmış olduğu bu uzun ve son yolculuğunu kendisi hakkında hayırlara vesile eylesin. Menzilini mübarek, makamını, mekanını cennet eylesin. Geride bırakmış olduğu siz kederli aile efradına, yakınlarına, sevenlerine, akrabayı tarikatlarına ve ahbaplarına Yüce Rabbim sabırlar ve metanetle ihsan buyursun. Değerli müminler, Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde biz ümmetine şöyle buyuruyor. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm. Hakkul müslimi alel müslimi khamsun. Raddüsselâm ve iyâdetül merîr ve ittibâül cenâiz ve icâbetül da'veti ve teşmitül âtis. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifte Müslümanın diğer bir Müslüman üzerinde 5 tane hakkı vardır buyuruyor. Raddüsselâm, selam verdiğinde selamını alması. Ve iyâdetül merîd, hastalandığında kendisini ziyarette bulunması. Ve tibâül cenâiz, cenazesi olduğunda cenazesinde bulunması, cenaze namazını kılması ve onu kabre kadar götürüp defnetmesi. Dördüncüsü, ve icâbetül daveti, bir yere davet ettiği zaman vakti nispetinde o davetlerin güzel şekilde icabette bulunması. Ve teşmitül âtis, beşincisi de aksırdığı zaman Allah sana merhamet etsin demesi Müslümanın diğer bir Müslüman üzerindeki 5 tane hakkıdır. Tabii bizlerin birbirimiz üzerinde sayılamayacak kadar haklarımız vardır ama Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam en önemlilerinden 5 tanesini bizlere sıralıyor bu hadis-i şerifte ve bizler de bugün merhume Münevver hanımefendi validemize olan haklarımızdan bir tanesini ödemek için buraya toplandık. Rabbim bu şekilde bu cami-i şerifte toplandığımız gibi ahiret gününde de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın sancağı altında toplanabilmeyi, haşrolabilmeyi ve vakti saati geldiği zaman böyle güzel müminler ile, böyle kalabalık bir cemaat ile Rabbim bizlerin de ona doğru uğurlanmamızı cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip buyursun. Kıymetli kardeşlerim, merhume Münevver hanımefendi, siz kıymetli ailesinden, dostlarından, cemaatinden son kez bir hüsnü şahitlik ve de bir hak helalliği bekliyor. Kendisini yakinen tanıyanlarınız, bilenleriniz olarak hali hayatlarında, kemal-i sıhhatlerindeyken iyi bir insan, iyi bir komşu ve Müslüman bir hanımefendi olduğuna şahitlik eder misiniz? Kendisine olan dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, insani, İslami, akrabalık, komşuluk ve ahirete tealluk etmiş olan kul haklarınızı Allah rızası için helal ediniz. Helal, helal ediniz. Helal. Allah rızası için son bir kez cani gönülden helal ediniz. Helal. Allah Teala yapmış olduğunuz şahitliklerinizi ve hak helalinizi dergâh-ı uluhiyetinde kabul buyursun. Cenaze namazı 4 tekbirle kılınır. 1. tekbirden sonra Subhaneke duası ve Cellestenâhuk ile beraber okunur. 2. tekbirden sonra Allahümme salli ve Allahümme barik duaları okunur. 3. tekbirden sonra cenazeye mahsus dua vardır. Bilenler bu duayı, bilmeyenler dua niyetiyle Fatiha suresini veyahut da bildikleri bir duayı okuyabilirler. 4. tekbirden sonra sağ ve sola selam vererek namazımızı tamamlamış olacağız inşallah. Merhumenin cenazesi Barbaros mezarına defnolacaktır. Gelmek isteyen cemaatimiz için de servis aracı tahsis edilmiştir. Cenaze namazı için hep beraber niyet ediyoruz. Hocam buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu için namaza, Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz için salavata, meyyite için duaya uyun hazır bulunan imama, hatun kişi niyetine. Allahu Ekber.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhi için, bütün geçmişlerimizin ervahları için, Allah rızası için El Fatiha.